Evrenimizde epeyce korkutucu yerler var. Çoğu hiç yaşamama şansı olmayan soğuk dünyalardır. Tüm bu kasvetli çeşitlilik arasında bile şimdiye kadar keşfedilen en tehlikeli dış gezegenler olarak seçebileceğimiz yerler var. Bugün sizle en etkileyici olanlarını paylaşacağız. Uzay hakkında daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Tres 2b. 2020'de Cadılar Bayramı'ndan kısa bir süre önce NASA en korkunç dünyalar listesi hazırladı. Bu listedeki birçok gezegen arasında 6 dış gezegen vardı. Bunların her biri çevresel olarak herhangi bir canlı organizmanın yaşaması için son derece sert olmakla kalmaz. Onlara yaklaşmak bile ölümcül olabilir. Listedeki ilk gezegen Tres 2b olarak adlandırılan siyah bir gaz devidir. Bu gök cismi bizden 718 ışık yılı uzaklıkta bulunan sarı cüce Tres 2 yıldızının etrafında dönüyor. Ona daha yakından bir göz atalım. Tres 2b yüzeyinin kimyasal bileşiminin bazı benzersiz özellikleri nedeniyle üzerine yansıyan tüm ışığın %99'undan fazlasını emer. Bu özelliklerin doğası bir sır olarak kalmaya devam ediyor ve muhtemelen yüzeyde daha önce benzeriyle hiç karşılaşmadığımız bazı kimyasal reaksiyonlar meydana geliyor. İşte Tres 2b'yi günümüzün astronomi haritasındaki en karanlık dış gezegen yapan şey bu özelliklerdir. Bu gaz devi 21 Ağustos 2006'da keşfedildi ve birkaç yıl sonra özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı elde edildi. Tres 2b'nin kütlesi 1.2 Jüpiter kütlesidir ve yarıçapı Jüpiter'inkinin 1.27 katıdır. Atmosfer 1000 santigrat derece kadar çıkar. Bu da dış gezegene soluk kırmızı bir parıltı verir. Tüm bu kasvetli görünümüne rağmen Tres 2b evrendeki en tehlikeli yer olarak adlandırılmaya hak kazanmıyor. 55 Sanskri E. Uzayda gizlenen ve bundan daha korkunç olan çok daha fazla nesne var. Biraz daha konuk sevmez olanları görelim. İşte başka bir dış gezegen var sırada. 55 Sanskri E olarak adlandırılan güneş benzeri bir yıldız sisteminde yer alır. Bu gök cismi 30 Ağustos 2004 tarihinde Doppler spektroskopisi yöntemiyle keşfedilmiştir. Hadi daha yakından bakalım. Gezegenin kütlesi yaklaşık 8 dünya kütlesine eşittir ve yarıçapı dünyanın 1875 katıdır. 55 Sanskri E'nin bir tarafında daima gündüz, diğer tarafında daima gece yaşanır. Bu nedenle konak yıldıza bakan taraf her zaman 2400 santigrat dereceye ulaşan bir sıcaklığa ulaşır. Gece tarafındaki sıcaklık ise 1300 santigrat derecedir. Bu değerlerin bu kadar yüksek olmasının sebebi gezegen ile ana yıldızı arasındaki mesafenin sadece 0.0183 astronomik birim olmasıdır. Ayrıca 55 Sanskri E'de olduğu tahmin edilen muhtemel volkanizma toz bulutu emisyonları da buna katkı sağlamaktadır. Bu bulutlar ısıyı hapseder ve uzaya kaçmasını etkili bir şekilde önler. Gezegenin yörünge süresi 18 saatin biraz altındadır. Atmosferik makyaja gelince helyum ve hidrojen bulunur. Ayrıca çok miktarda karbon vardır. Bu elementin gezegenin iç kısmında kalın grafit ve elmas tabakaları oluşturması muhtemeldir. 55 Sanskri E, ev sahibi yıldızının gezegen sistemindeki tek cisim değildir. Etrafında dönen 4 gök cismi daha vardır. Buradaki ortamlar çok daha misafirperverdir. Poltergeist. Sırada Poltergeist veya PCRB 1257+12C var. Bu bir pulsar sisteminde yatan bir dış gezegendir. Gök cismi sistemin merkezinden sadece 0.36 astronomik birim uzaklıkta bulunur. Bu Poltergeist'in pulsar oluşmadan önce gerçekleşmesi gereken bir süpernovadan sağ çıkamayacağını gösteriyor. Dışsal gezegenin bu muazzam olaydan sonra oluşmuş olması muhtemeldir. Onu oluşturan malzemelerse patlamadan sonra kalan bulut sudan gelmiştir. Başka bir hipoteze göre pulsar iki beyaz cücenin birleşmesinden sonra oluşmuş olabilir. Bir süpernovadan farklı olarak bu sürece her zaman güçlü bir patlama eşlik etmez. Yine de bu keşif türünün ilk örneği olduğu için bilim insanları kökenleri konusunda kesin bir cevap veremez. Gök cisimli sistem dünyadan 2300 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Kütlesi gezegenimizin yaklaşık 4 katıdır. Yörünge periyoduna gelince yaklaşık 66 gündür. Bu arada pulsarın yaydığı olağanüstü güçlü radyasyon, sistemindeki gizemli dış gezegene yaklaşmak isteyen herhangi bir uzay gemisini çökertmeye yeterlidir. Tüm bu özellikler dikkate alınsa bile Poltergeist gerçekten bizim için bilinen en tehlikeli dış gezegen olarak nitelendirilmez. Ona yaklaşırken astronomik bir cisim tahrip olabilir. Ancak aşağıdaki yaklaşan kesinlikle buharlaşır. Kepler 71. En sıcak dış gezegen olan Kepler 71 üzerindeki aşırı yüksek sıcaklıktır. Nesne güneşimizden daha yüksek bir yüzey sıcaklığına sahip olan alt cüce yıldız Kepler 70'in etrafında döner. Burada sıcaklık 6800 santigrat dereceye ulaşır. Kütlesi 0.44 dünya kütlesine eşittir.
ve yarıçapı dünyanın 0.76 katıdır. Gök cisminin yörünge süresi 345 dakikadır. Başka bir deyişle burada bir gün 6 saatten daha kısadır. İlginç bir şekilde düzenli olarak Kepler-70c sistemindeki başka bir cismin yanından 240 bin kilometre mesafeden geçer. Uzayda birbirlerinin yanından en yakın mesafeden geçen gezegenler bunlardır. Kepler-70b'deki aşırı yüksek sıcaklık bu nesnenin bir zamanlar ana yıldızının bir parçası olabileceği gerçeğiyle açıklanabilir. Ona bir dışsal gezegen statüsü verme meselesine gelince bunu hak ettiğini doğrulamak için daha fazla kanıt gerekiyor. Bu yüzden bu cevapsız bir soru olmaya devam etmektedir. Kepler-70b'nin ana yıldızı ile bu kadar yakından etkileşime giren bildiğimiz tek gök cismi olmadığı belirtilmelidir. WASP-12b. Benzer koşullardaki diğer bir nesne WASP-12b olarak bilinen dış gezegendir. Bu gök cismi sistemimizden 870 ışık yılı uzaklıktadır. Yarıçapı Jüpiter'inkinin 1.93 katı ve kütlesi 1.46 Jüpiter kütlesine eşittir. WASP-12b ana yıldızından sadece 0.03 astronomik birim uzaklıktadır. Bu yakınlık nedeniyle dış gezegen 2200 santigrat dereceye kadar ulaşan bir sıcaklığa sahiptir. Ev sahibi yıldızın son derece güçlü yer çekimi WASP-12b'yi yavaşça emer. Sonunda yaklaşık 10 milyon yıl içinde dış gezegenin tamamen yok olması bekleniyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak muhtemelen bu dış gezegenin doğasına dair derin bilgiler edinemeyeceğiz. Bu tür dünyaları incelemenin bilim adamlarının öncelik listesinde olmadığı anlaşılıyor. Yine de görünüşte oldukça sade görünen cisimler bazı benzersiz özelliklere sahip olabilir ve bunun gibi sıradan dünyalar ilk bakışta göründüğünden çok daha fazla tehlikeyi gizleyebilir. Örneğin gök cismi HD 189733b'nin yanından geçerken görünüşüyle dünyamıza benzediği için onu güvenli bir gezegen sanabilirsiniz. Fakat atmosferine inecek olsanız ölümcül tehlikelere maruz kalabilirsiniz. Her şeyden önce rüzgarları silikat parçacıkları taşır ve saatte 8700 km hızlarda eser. Ayrıca yağmur olarak erimiş cam yağıyor. Bu tür tehlikeli hava koşullarının nedenleri aşırı yüksek sıcaklıklar ve atmosferin kendine özgü kimyasal bileşimidir. Yörünge periyodu yaklaşık 2,5 gündür ve ana yıldızıyla eş zamanlı dönerek hep aynı yüzünü görmesi muhtemeldir. HD 189733b, tilkicik takım yıldızında turuncu bir cücenin etrafında dönen parlak mavi bir gaz devidir. Sistemimizden sadece 63 ışık yılı uzaklıktadır. Çapı Jüpiter'inkinin 1.1 katıdır ve kütlesi 1.13 Jüpiter kütlesidir. İlginç bir şekilde HD 189733b ile yıldızı arasındaki mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki mesafeden 30 kat daha azdır ve yaklaşık 5 milyon kilometreye eşittir. Ana yıldıza yakınlığı nedeniyle gündüz 930 santigrat derece civarında sabit bir yüzey sıcaklığına sahiptir. Ve gece tarafındaki sıcaklık asla 425 santigrat derecenin altına düşmez. Keşfedildikten hemen sonra araştırma konusu haline geldi ve 2007 yılında Hubble teleskobu tarafından elde edilen veriler sayesinde bilim adamları HD 189733b'nin sisli bir atmosfere sahip olduğunu keşfettiler. İlginç bir şekilde dünyadaki gözlemci ile yıldızı arasında geçiş yaptığında atmosferi kırmızımsı bir renk alır.